Pazar günü yapılacak olan seçim Türkiye'den daha çok Avrupa'yı ilgilendirmektedir. Hatırlayalım dostlar. Amerikan Başkanı Biden göreve gelmeden önce Amerikan halkına seçim vaadi olarak ne vermişti? Erdoğan'ı indirme vaadi. Evet, Erdoğan'ı darbeyle indirmeyeceğini, Erdoğan'ı indirmek için Türkiye'deki muhalefeti kullanacağını, onları destekleyeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bizim Türk halkı ile sorunumuz yok, bizim tek derdimiz Erdoğan ile demişti. Sanki Erdoğan'ı seçen Türk halkı değilmiş gibi. Dostlarım, küresel güçlerin algı operasyonlarının medya ayağı olan 26 milyon takipçili The Economist dergisi Twitter hesabının kapağını "Erdoğan gitmeli" diye güncellemişti. Bitti mi? Elbette hayır. Almanya'nın en büyük dergilerinden olan Der Spiegel dergisi 3 gün önce çıkardığı sayısının kapağına Erdoğan'ın taht üzerine oturduğu bir fotoğrafa yer verdi. Gelin bu kapağı dikkatlice bir inceleyelim. Kapakta tahtın üzerindeki hilal kırık bir şekilde gösteriliyor. Biliyorsunuz ki İslam'ın sembollerinden biri de hilal. Selçuklu ve Osmanlı da dahil Türk İslam tarihinde hilal devleti sembolize eder. Yani ilahi kelimetullah davasını. Devam edelim. Derginin kapağında Erdoğan'ın oturduğu tahtın bir kısmı da parçalanmış gözüküyor. Dostlarım, bu fotoğrafı iyi okuyun. Türkiye'nin parçalanması Erdoğan'ın gitmesine bağlı. Bunu sadece bir dergiye bakarak mı söylüyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Bu dergi sıradan bir dergi değil. Bu dergi PKK ve YPG'ye ciddi bir şekilde destek veriyor. Sürekli PKK ve YPG'lilerle röportaj yapıyor, onların liderlerini medyada masum gösteriyor. Türk askerlerinin yaptığı operasyonları ise sanki bir katliammış gibi bütün dünyaya servis ediyor. Bu dergi bir nevi PKK'nın uluslararası arenadaki sözcüsü konumundadır. Türk devleti Der Spiegel dergisini defalarca uyardı. Alman yetkililerle görüşüldü. Fakat Alman yönetimi Türkiye'nin bu ikazlarını dikkate almadı. PYD ve YPG'ye ve onun uzantılarına destek vermeye devam etti. Bu dergi kısaca Türkiye'nin uluslararası arenada suçlu gözükmesini, PYD ve YPG uzantılarının ise masum görülmesini sağlıyor. Oyunu iyi görebilmek lazım. Böylesine bir derginin Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef almasının arkası, emin olun, boş değil. Bu dergi Türkiye'de PKK, YPG ve onun uzantılarının destekçilerine yönelik açılan bütün davaların tamamına, verilen kararlara hep demokrasi adı altında gayrimeşru kararlarmış gibi göstermekte, onların serbest bırakılması gerektiğini dile getirmektedir. Dostlarım, Türkiye'deki terör ve kaos odak serbest kalması demek, güvenlik konseptinin tasfiyesi. Kısaca iç savaşa giden yol ve otorite boşluğu oluşması demektir. Hal böyle olunca müdahaleye hazır bir ülke, tıpkı derginin kapağında gösterildiği gibi. Parçalanmış bir devlet. Şimdi ne demiştik? Erdoğan üzerinden yapılan karşıtlık, sözde karşıtlık, Türkiye'nin yerli, milli, dini değerlerine karşı. İşte Nedim buna dikkat çekti. Hilal'i temsil eden bu simge, değil mi? Türkiye'ye karşı simgesel. Aslında Erdoğan'ın bu koltuğa oturmuş böyle resmederken arkasında Erdoğan'ın temsil ettiği değerlere saldırdıklarının da itirafını yapmış oluyorlar. Yani onlar bunu yapabiliyorsa biz de okuma yapabiliyoruz. Yani bir Alman kadar aklımız var. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bu dergiye bir röportaj verdi. Artık 3. sınıf bir demokrasi ülkesi olmak istemiyoruz dedi. Aynı ifadeleri Selahattin Demirtaş da kullandı. Zaten bu dergi devamlı olarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemekte ve Erdoğan'ın kaybetmesi halinde bir iç savaşın olacağını, yani ülkede bir otorite boşluğu oluşacağını söylemektedir. Olası bir müdahaleye şimdiden hazırlar. Zaten dergiyi alıp şöyle bir okuyun. Tamamen Erdoğan yenilse bile koltuğu bırakmayacak, Trump gibi destek sokağa dökecek ve büyük bir kaos oluşacak. Kazansa da, kaybetse de kaos oluşacak diyorlar. Kılıçdaroğlu desteklenmeli ve Türkiye tekrar demokrasiye kavuşmalı mottosu üzerine işlenmiş. Bu dergi kapakları bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Sultan II. Abdülhamid'i. Abdülhamid'i tahttan indirmek isteyen küresel güçlerde aynı şekilde çalışmıştı. Ekranda görüyorsunuz. Yabancı dergiler hünkârı ya kan içici padişah, ya özgürlük düşmanı diktatör sultan, ya da katil bir hükümdar gibi gösterdiler. Aslında hedef Abdülhamid Han değildi. Abdülhamid'in davasıydı. Osmanlı'nın güvenlik konseptinin tasfiyesiydi. Operasyonu başarıyla sonuçlandırdılar. Sonra ne oldu? Kaosçular ve işbirlikçiler koskoca Osmanlı Devleti'ni 10 yılda perişan edip yıkıma hazırladılar.
Soru şu, Türk askerlerini kimyasal silah kullanıyor diye uluslararası arenada katil diye servis eden YPG, PKK, PYD ve uzantılarına açıkça destek veren bir dergi. Neden Erdoğan'ın gitmesini, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor? Size bir ipucu. Abdülhamid'i diktatör diye gösteren Batı medyası, onu indirenleri ise kahraman diye servis etmiş, ardından Sultan Abdülhamid'in yerine geçen darbeciler koskoca Osmanlı Devleti'ni 10 yılda perişan etmişlerdi. Dostlarım, ben partici bir adam değilim. İnandığım idealler ve dava kimde tecelli ediyorsa onu desteklerim. Olaylara partiler üstü bakmasını bilmek gerek. Unutmayın, partiler sadece bir illüzyondur. Gerçeği görmenize engel olmasın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlar.